الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يقل بارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Sohbet ikliminden hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Cumanız mübarek olsun. Hakkınızda müteemmen ve mübarek olmasını Cenab-ı Hak nasip etsin. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bugünkü Sohbet İklimi programımızda sizlerle Allah sevgisi ve muhabbetullah konusunu konuşmak istiyorum. Bunu paylaşmak istiyorum. Malumlarınız Türkçe'de kullandığımız bir kelime, muhabbet kelimesi sevgi demek. Ama kökeni Arapça olduğu için Arapça karşılığı da hub ya da muhabbet olan bu kelime aslında dane manasına gelen, Türkçe'de kullandığımızda habbeden alınmıştır. Habbe diye bir kelime var dane manasına ve muhabbet kelimesi bu köktendir. Aslında çok ilginçtir. Nasıl o habbe dediğimiz dane toprağa düşerek orada bulduğu rutubet ve ısıyla toprakta meyveye duruyor, ağaç oluyor ve gelişiyorsa kalp toprağına düşen sevgi tohumu da aynı şekilde bir şekilde meyveye durmakta, gelişmekte ve hatta bazen insan bedenini, vücudunu, idrakini bile kuşatmaktadır. Bu bakımdan muhabbet dediğimiz şey aslında bir bakıma insanın hoşlandığı, haz ettiği ya da kemal gördüğü şeylere meyletmesi manasına olarak da değerlendirilebilir. Bir kalbi bağlanmadır aslında aşk. Bunun aşırısı bizim edebiyatımızda ve anlayışımızda aşk kelimesiyle ifade edilmiştir. Aşk da sarmaşık demektir ve Kur'an'daki eşeddi hub, yani sevginin en aşırısı manasına kullanılan bir kavram vardır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlerin Allah'a olan sevgileri gerçekten yüksek ve yüce bir sevgidir manasına. Muhabbet ve sevgiyi tetikleyen, oluşumunu meydana getiren sebepler vardır. Bu bazen menfaate, çıkara bağlı olabilir. Çıkar zahil olunca da muhabbet ve sevgi ortadan kalkar. Mesela para sevgisi buna benzer. Muhabbet bazen sevilen şeydeki kemal ve yücelik kaynaklı olur. Böyle muhabbet tabii ki daimidir. Mesela tarihi şahsiyetlere, kahramanlara, milletin büyüklerine duyulan muhabbet bu türden bir sevgidir. Bazen bir güzellik, hüsn ve cemal sebebiyle bir ilgi ve sevginin oluştuğunu görürüz. Bir muhabbet oluştuğunu görürüz. İşte bu gerçek manadaki bir sevgidir. Nitekim ilkbaharın feyziyle yetişen yeşil çimenler, ağaçları bezeyen rengarenk çiçekler, şırıl şırıl akan sular, cıvıl cıvıl öten kuşların insana verdiği inşirah, sanata ve sanat eserlerine duyulan sevgi bu türden bir sevgidir. Belki de asıl sevgi de budur. Bütün bedi eserlerin sahibi olan Allah'ı sevmek, bu bakımdan o güzelliklere olan meftunluğun ve tutkunluğun bir gereğidir. Elbette sevgiye en layık olan da bu cemalin, hüsnün ve kemalin sahibi Allah Teala Hazretleridir. Aslında bizim anlayışımıza göre de kainat bir muhabbet ve sevgi eseridir. Nitekim bizim literatürümüzde meşhur olan Küntü Kenzen Mahfiyen diye bilinen meşhur rivayet. Ben gizli bir hazineydim, bilinmemi istediğim, ona muhabbet ettim ve varlık alemini yarattım ifadesi varlığın temelinde sevginin ifadesini dile getirmektedir. Elbette sevgi, muhabbet bir kalp işidir. Ancak onu dışarıdan bir takım alametlerle anlamak ve tanımak mümkündür. Kuru bir muhabbet iddiası asla sevginin doğruluğunu ifade etmez. Bir kimse size farz edin ki sizi sevdiğini söylese fakat hiç de sözünü tutmasa, uğrunuza hiçbir fedakarlıkta bulunmasa, size değer vermese siz onun sevgisine inanmazsınız. İtimat etmezsiniz. Aynen bunun gibi Allah sevgisinin de doğru olduğunu gösterecek, Allah ile kul arasındaki ilişkileri gösteren bir takım alametler vardır. Bir takım ölçüler ve değerler vardır. İşte bugün belki biraz bunlara işaret etmemiz, bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü gerçek sevginin çıktığı yer de Allah'tır, yaratan da Allah'tır, sevginin döneceği yer de O'dur. Dolayısıyla Allah sevgisine ermek bizim en önemli hedefimiz ve gayemizdir. Nitekim imanın da bir sevgi işi olduğuna dair hadis-i şerifler bunu göstermektedir. Peki bir kulun Allah sevgisinde samimi olduğunu gösteren gerçek ölçüler nelerdir diye soracak olursanız, bir defa birincisi seven sevdiğine itaat eder. Öyleyse Allah'ı seven onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınır. Muhabbetin kemali bunu gerektirir. Nitekim Sehl-tü's-Seri maruf Allah dostu, muhabbet İtaatle sarmaş dolaş, muhalefetle de zıtlaşmak şeklindedir der. Tabii aslında sevmekle vermek arasında bir alaka vardır. Sevmek vermektir, fedakarlık göstermektir. Anne babanın evladına olan sevgisinden dolayı onlara karşı fedakarlığı bu türden bir sevgidir. Nitekim sevgi sebebiyle Allah'a olan aşkı ve muhabbeti en iyi ifade edenlerden birisi Rabiatül Adeviye'dir. Rabiatül Adeviye bir şiirinde şöyle diyor: "Ta'sil ilaha ve ente tuzhir hubbehu hâzâ le'amri fil fe'âli bedî'u lev kâne hubbuke sâdikan la ta'tehu innel muhibbe limen yuhibbu muti'u." Yani sen Allah'a olan sevginden bahsediyorsun ama bir taraftan Cenab-ı Hakk'a isyan ediyorsun. Sen efendim bu isyanla birlikte nasıl Allah'a muhabbet ettiğini söyleyebilirsin. Oysaki seven sevdiğine itaat eder. Aslında Rabia Allah'a sırf Allah olduğu için kulluk edenlerdendi. O Cenab-ı Hakk'a ilticası sırasında şöyle dua ettiği bizim irfan kaynaklarımızda zikredilmektedir. Derdi ki Rabia: "Ya Rabbi, ben sana cennet ümidiyle tapıyorsam bana cennetini haram kıl. Eğer ben sana cehennem korkusuyla kulluk edecek olursam beni cehennemine at." Bu gerçekten Allah'a Allah olduğu, onun azameti, celali, kibriyasına olan tutkunluğu sebebiyle kulluk ettiğinin müthiş bir göstergesidir. Bizim edebiyatımızın ünlü temsillerinden olan Yunus Emre'de de aynı duyguları görmek mümkün. Onun da cennet cennet dedikleri birkaç köşk ile birkaç huri, isteyenlere veranları, bana seni gerek seni derken bunu ifade etmektedir. Yani kendi yönelişinin Rabbinin rızası olduğunu, Allah'a ulaşmak derdinde olduğunu, yoksa bunun ötesinde efendim cennet derdinde olmadığını ve bu amaçla Allah'a kulluk etmediğini ifade etmektedir. Dolayısıyla Allah'ı sevdiğini söyleyen bir insanın birinci alameti sevenin ona itaat etmesi ve kullukta daim olmasıdır. İkincisi, seven kaideten sevdiğini çokça anar. Yani bir genç düşünün, karşı cinse aşık olmuştur. O sürekli sevdiğinden bahsetmek ister. Fani sevgi de böyledir. Dolayısıyla Allah'ı seven de onu ibadet, zikir ve fikirle, Kur'an telavetine devamla sürekli zikreder, dilinden düşürmek istemez. Zikir yani anmak, sevgiyi ortaya çıkaran hem de onu artıran bir unsurdur. Beşeri aşka tutulmuş bir kimse nasıl sevgilisini andıkça sever, sevdikçe anarsa, ilahi aşka meftun olan da Allah'ın anılması ile aşkını tazeler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri tir tir titreyen insanlardır ayetinde bu sevginin gösterdiği heyecanı ve coşkuyu ifade etmektedir. Allah'ı seven herkesin uykuda olduğu seher vaktinde kalkar Allah'a tazarru ve niyazda bulunur. Nasıl sevenin gözüne sevgilisine olan aşkından dolayı uyku girmezse Allah sevgilisi de seven için aynen öyle olmalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعًا Yani onlar, o Allah sevgilisi olan, Allah'ı seven kullar korkuyla ve ümitle Rablarına yalvarmak, dua etmek, onu anmak için yataklarından kalkarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yani gece uykusundan kalkıp Allah'ı anabilmek ona olan sevginin bir tezahürü olduğu anlaşılmaktadır. Üçüncüsü, seven sevdiğine kavuşmak ister. Bu yüzden Allah'ı seven ona kavuşmak demek olan ölümden korkmaz. Çünkü Allah'ı sevenin gözünde ölüm şebia ruz yani sevgiliye kavuşmadır. Ölüm fani alemden baka alemine bir geçiştir. Ölüm Allah aşıklarının nihai gayelerine kavuşmalarına vesiledir. Bu yüzden arifler ölmez, ölümden korkmaz. Aslında bu dünya bir hapishanedir. Bu dünya hapishanesinde olan insanlar buradan kurtulmak için hapishane yıkıldığında üzülürler mi, sevinirler mi? Normalde sevinmeleri gerekir. Dolayısıyla gerçek Allah sevgisine talip olan insan da ölümden korkmaz. Onu şebia rus olarak Allah'a kavuşma olarak görür. Onun için bir ölüm terbiyesinden geçmek, ölmeden evvel ölmek sırrına ermek de Allah ile sevgide ve Allah'ı sevmede önemli yöntemlerden birisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ buyurmuştur. Yani siz dünya lezzetlerini size unutturan, yerle bir eden ölümü çokça hatırlayın. Yani tefekkür-ü mevt, tezekkür-ü mevt denilen şeyle insanın ölüme hazır hale gelmesi, gözünde ölümün soğukluğunun sıcak bir hale dönüşmesi. Çünkü bir vuslat var orada, Rabb'a kavuşmak var. Bu bakımdan anlamlı. Nitekim şairimiz Yahya Kemal de ne güzel söylemiştir. Ölmek değildir hayatın en müşkil işi. Müşkil odur ki ölmeden evvel ölür kişi. Aslında burada Yahya Kemal ifade etmek istediği iki anlam var. Birincisi ölmeden evvel ölmüş, dipdiri meyyit durumuna düşmüş olanlara bir uyarı var. Bir taraftan da ölmeden evvel ölebilme bilincine, şuuruna ererek kendisini ölüme hazırlayabilme idraki ve anlayışı var. Kulluk ve ibadetin elbette bir nihai sınırı var ama o nihai sınır ölünceye kadardır. Ölümdür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." Ölüm gelinceye kadar Rabbına kulluk etmeye devam et. Yani ölümden önce bu işin tatili yok. Ölümle ancak kulluk, ibadet ve taat sona erer. Ondan sonra artık yeni bir hayat başlamaktadır. Allah dostlarından Maruf Kerhi'ye sormuşlar. Seni ibadete sevk eden nedir? Ölüm mü? Kabir mi? Kıyamet mi? Gerçek hayat ebedi hayattır. Bu yüzden bu alemde hakkın rızasına gayret edenler ölümden asla korkmazlar ve ölüme gülerek giderler. Nitekim Seyfullah unvanını kazanmış Hazreti Peygamber'in ashabından Hazreti Halid bin Velid, kumandasındaki askerlerine yaptığı konuşmasında şunları söylüyor. Askerlerim diyor, Rumların hayatı sevdiği kadar ölüme muhabbet ettiğinizi biliyorum. İşte bir elimde kılıç, bir elimde Resulullah'ın sancağı, sizleri ilahi kelimetullah'a davet ediyorum. Bugün mücahitlerin ruhani sesleri düşmanların kulaklarını dehşetle dolduracaktır. Haydi sizi göreyim din arslanları. Peygamberimizin yüceliğini, dinimizin ulviyetini fedakârane bir surette gösterin. Ölümden korkmanın faydası yoktur. Maksadımız cennetin bahçeleri ve dünyanın âli kâşhaneleri değil. Ancak ve ancak Allah'ın rızasıdır. Yürüyün, varsın sahralar, ismi celal ile inlesin. Yeter ki beşeriyet huzur bulsun. Nitekim Kadisiye'de İslam zaferinin gerçekleşmesinden önce Hansa isimli şaire bir hanımefendi ashab-ı kiramdan oğullarını cihada hazırlarken aynı duyguları onlara söylüyordu. Ve 4 evladının birden Kadisiye'de şehit olduğu haberi kendisine verildiği zaman ellerini açmış ve Cenab-ı Hakk'a "Ya Rabbi, benim 4 evladım İslam'ın zaferine feda olsun" diyerek Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetini, bu dini celile olan imanını en yüksek seviyede gösteriyordu. Bu Allah'a olan sevginin, peygambere olan sevginin, dine olan sevginin ve ölümden korkmamanın en güzel, en büyük tezahürlerinden birisidir. Nitekim aynı şair Hansa, cahiliye döneminde kan davası yüzünden kardeşlerini, yakınlarını, akrabalarını kaybetmiş ve şairliği sebebiyle öyle şiirler yazmıştı ki, eğer benim gibi yakınlarını kan davasında kaybeden insanların varlığını görmesem herhalde canıma kıyardım, intihar ederdim. Kardeşlerimin kan davası yüzünden katli bana çok ağır geldi demişti. Ama aynı şair Hansa 4 oğlunu birden İslam Kadisiye muharebesinde feda ettiğinde feda olsun evlatlarım demişti. Çünkü karşılığında göreceği mükafatı, alacağı karşılığı biliyordu ve bu imanla oğullarını feda etmenin bahtiyarlığına ermişti. 4. Seven sevdiğinin yakınlarını, ehli iyalini, çoluk çocuğunu da sever. Onlara husumet beslemez. Dolayısıyla Allah'ı seven, onun yaratıklarına muhabbet ve merhamet gösterir. Nitekim rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Sahabeler dediler ki ya Resulallah, biz birbirimize karşı merhametliyizdir. Allah Resulü buyurdu ki hayır, ben onu kastetmiyorum. Benim kastettiğim merhamet sizin anladığınız birbirinize olan merhamet değil. Bilakis bütün yaratıklara şamil olan merhamettir diyerek aslında Allah'a inanan, Allah'ı seven insanın gönlünde bulunması gereken merhameti anlattı. Yunus'umuz bunu ne güzel ifade etmiştir. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı severiz, yaradanından ötürü. Evet, hakikaten bütün yaratılmışları Allah'ın mahluku, Allah yarattığı için sevmek çok anlamlı. Her şey Allah'ın mahlukudur. Onun eserlerini sevmek, onu sevmek demektir. Tabii bu sevgi onun hoşlandıklarına olursa elbette daha muteberdir. Hazreti Peygamber aleyhisselam sevginin de buğzun da Allah için olması gerektiğini el-hubbu fillah vel-buğzu fillah ifadesiyle bize çok güzel anlatmıştır. Sevmeyi öğrenmek için değerli kardeşlerim, kendimizi sevgiye alıştırmalı, merhamete alıştırmalı ve kendi kendimize nefret telkininden vazgeçmeliyiz. Dostunun evladını sevmek nasıl bir mürüvvetse Allah'ın yaratıklarını sevmek de öyledir. 5. olarak seven sevdiğinin sevdiğini de sever. Hani Türkçe'de deriz ya, dostumun dostu dostumdur. Dolayısıyla Allah'ı seven onun sevdiği Resulünü sever ve ona tabi olur. Peygamberimizi sevmek, ona uymak, sünnetine tabi olmakla mümkün olur. Nitekim Allah Teala Kitab-ı Kerim'inde Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yağfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. De ki Habibim Ahmet, Resulüm Muhammed, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı, esirgeyicidir. Ashab-ı kiram ona uymakla dünyanın en mükemmel insanları oldular. Zaten Efendimiz kendisinin sevilmesini imanın kemal noktası saymaktadır. Nitekim Hazreti Ömer bir gün Resulullah Efendimiz'e "Ya Resulallah, sen bana öz nefsim hariç her şeyden daha sevgilisin" demişti de Peygamberimiz "Olmadı ya Ömer" buyurmuştu. Sen öz nefsinden daha çok beni sevmedikçe imanın kemale ermiş olmaz demişti. Hazreti Ömer de "Ya Resulallah, ben seni öz nefsimden daha çok seviyorum" deyince "Şimdi oldu ya Ömer" buyurmuştu. İşte bu imanda kemalin zirvesidir. Resulullah'ı kendi öz nefsinden daha çok sevmek. Gerçekten ashab-ı kiram tam bir muhabbet ve tazim ile ona inkiyat halindeydiler. İsrailoğullarının Musa aleyhisselam sayesinde esaretten kurtularak hidayete nail olmuş olmalara rağmen o onları Firavun ve adamlarıyla savaşa çağırdığında büyük küstahlık yaparak demişlerdi ki "Fezheb ente ve rabbuke fekatile inna hâhuna kaidun." Sen ve Rabbin gidin, savaşın, biz burada oturup bekleyeceğiz demişlerdi. Ashab-ı kiram ise Peygamberimize "Ya Resulallah, biz sana tabiiz. Sen düşman ile gazada bulunursan biz de seninle beraberiz. Vallahi sen arzın, yeryüzünün en nihayetine kadar gitsen biz seninle beraberiz. Allah hakkı için sen denize atlayın diye bize emretsen derhal atlarız" diyorlardı. Sahabiler bu ulvi duygu ve düşüncelerle mallarını da canlarını da bu uğurda fedadan çekinmediler ve en büyük fazilete erdiler. Onların yolunu izleyerek Resulullah'a muhabbetle bağlı olanlar daima aynı şerefi ihraz etmişlerdir. Bu yüzden rehberimiz, Peygamberimiz Efendimiz'e layık ümmet olmaya çalışmak en önemli görevimizdir. Dünya ve ahiret saadeti buradan geçer. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi iyilerle cennete gönder. Uzak olsun bizden cehennem ve nar. Ya Azizü ya Gaffar. Sensin alemleri rızıklandıran Perverdigar. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.